biraz önce orada kadın sürücünün bir tanesi sol şeride sinyal vermeden geçtiği için kaza oluyordu. Sinyal kolu eskimesin diye veya ne işe yaradığını bilmiyorlardır. Çok kornaya basıyorlar. Trafik kuralları hayattır. 7-13 Mayıs haftası her sene trafik haftası olarak kutlanılıyor. Bizler de vatandaşlara trafikte nelere dikkat ettiklerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Ben ediyorum ama çok affedersiniz bir sürü öküz var etmeye. Neden etmiyor olabilirler? Ya nasıl diyeyim ki? Kişilik meselesi, kültür. İnsanın kendine saygısı yoksa kimseye olmaz. Genelde kırmızı ışıkta dururum. Yaya olarak ama trafik dediğimiz bahsettiğimiz kırmızı ışıkta dururum. Özellikle yeşil ışığa dikkat ederim. Hız limitlerine uyarım. Emniyet kemerini takarım. Yani bir vatandaş olarak devletimizin bizim daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşamamız için gerekli ne varsa hepsine uymaya çalışırım. Peki sizce vatandaşlar trafik kurallarına uyma konusunda bilinçliler mi? Bilinçli vatandaşlarımız da var. Bilip de uygulamayan vatandaşlarımız da var. Bilmeyen vatandaşlarımız da var. Yani ortalama bir şey diyelim, vasat yani. Hızlı sürmüyoruz, emniyet kemerini takıyoruz. Ondan sonra yol, yani yoldaki duruma göre yani o şekilde şoförlüğümüzü yapıyoruz yani. Sorunsuz. Peki sizce Kayseri'de yaşayan vatandaşlar yeteri kadar bu konuda bilinçliler mi? Değiller. Yani düzenli kullanmayan çok insanlar var. İşte makas atan, işte ışıkları ihlal edenler fazla, kemer takmıyor. Aşırı derecede yani. Peki vatandaşlar sizce kurallara neden uymuyor olabilirler? Ya işte insanlar biraz şeyden dolayı, işte ekonomik sorundan, işte istedikleri olmadıkları için, yani istediği durumlardan dolayı. Böyle şeyler yani. Ya biz ediyoruz da etmeyenleri uyarmaya çalışıyoruz. Bir ton laf duyuyoruz. Öyle söyleyeyim. Peki sizce Kayseri'deki vatandaşlar yeteri kadar uyuyorlar mı kurallara? Kayseri'de yok. Herkesin acelesi var. Sabah evden çıkıyorlar bir acele, akşam eve gidiyorlar bir acele. Hani o yüzden uyan fazla değil. Hani kırmızı ışıktan geçenler var, yayaya yol vermeyenler var. Çocuklarla biz karşıdan kaçmaya çalışıyoruz. Geçemiyoruz abi, öyle söyleyeyim. Evet, dikkat ediyoruz Kayseri'mizde trafik kurallarına. Peki sizce vatandaşlar yeteri kadar bilinçliler mi bu konularda? Yayalar olarak mesela Türk vatandaşları araba konusunda yayalara istediği kadar ışık olsa bile beklemek zorunda. Fakat vatandaşlarımız bu durumda geride maalesef. Onca millet can yayadan karşıdan karşıya geçerken vefat ediyor. O yüzden trafik kurallarına daha dikkatli olmalarını söylüyorum. Hemen hemen her şeye dikkat ediyorum. Vatandaşlar da sinyal kullanmayı öğrenirlerse çok ikrama geçer. Peki sizce vatandaşlar neden sinyal kullanmıyor olabilirler? Sinyal kolu eskimesin diye veya ne işe yaradığını bilmiyorlardır. Muhtemelen öyle düşünüyoruz. Sizce Kayseri'de yaşayan vatandaşlar trafik kurallara yeteri kadar uyuyorlar mı? Bilinçler mi bu konu hakkında? %90 oranında uymuyorlar. Uyusalar çok iyi olur. Hem kendi sağlıkları açısından hem diğer vatandaşların sağlığı açısından uyarlarsa çok iyi olur. Peki böyle önemli bir konuya sizce neden uymuyor olabilirler? Umursamıyorlar. Dikkate almıyorlar. Ne zamanki canlar yandı, mallarına canlarına zarar geldi. Keşke olmasaydı, keşke yapsaydım, keşke emniyet kemeri kullansaydım. Hep keşkelerle gidiyor hayatımız. Maalesef böyle. Yaya geçitlerine dikkat ediyoruz. Çocukların okul yerlerindeki dikkat ediyoruz. İhtiyarlara birazcık daha önem veriyoruz. Bir de yavaş gitmek. Arabayla hız yapmak iyi bir şey değil. Önemli yani mesken mahallelerde arabayla yavaş gitmek iyi bir şey. Peki sizce Kayseri'de yaşayan vatandaşlar trafik kurallarına yeteri kadar uyuyorlar mı? Bilinçliler mi? Yok. Çok kornaya basıyorlar. Yani biraz birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor bence. Doğrusu da bu. Doğru mu? Evet, elbette ki uyuyorum. Trafik kuralları hayattır. Ne anlamda soruyorsun? Peki ya vatandaşlar sizce Kayseri'deki vatandaşlar trafik kurallarına yeteri kadar uyuyorlar mı? Kayseri'de biraz Kayseri'li ağır suçlamayayım da büyük şehirler buradan daha iyi. Mesela İstanbul'da yaşıyorum yazları. İstanbul bu konuda daha dikkatli. Yaya daha saygılı. Biraz tahammülsüzlük var Kayseri'de. Tahammülsüzlük görüyorum yani. Trafik kurallarında biz derste de anlatacağımız en şey birinci kural sabır. Arabaya direksiyona binen insanın önce sabır göstermesi lazım. Yani şoför önce sabırlı olacak, daha sonra teknik konuları bilecek. Ben bunu söylemek isterim. Evet, ben trafik kurallarına dikkat ederim. Yani yeni ehliyet almış bir sürücü olarak dikkat ediyorum, evet.
Peki hangileri en çok dikkat ettiğiniz kurallar? Işıklar, hız ve yaya kaldırımlarına, yaya geçitlerine dikkat ediyorum mesela. Şimdi biraz önce orada kadın sürücünün bir tanesi sol şeride sinyal vermeden geçtiği için kaza oluyordu. Onunla birlikte biraz önce bisikletli bir sürücü kadına çarpmış. Kadın orada yerde yatıyor mesela. Korkmuş bayağı da, eli ezilmiş sanırım. Öyle. Peki sizce vatandaşlar yeteri kadar kurallara uyuyorlar mı, bilinçliler yeteri mi? Yeteri kadar bilinçli değiller. Olsalardı bu şekilde kazalar olmazdı diye düşünüyorum.